Rusya'nın Voronezh kenti yakınlarında uyuşturucu ve alkol bağımlısı kadınlar ve çocukları için Şefkat adında bir rehabilitasyon merkezi açıldı. Moskova Patrikhanesi'nin Yardımseverlik ve Sosyal Hizmetler Sitesi'nin haberine göre yardım merkezinin kilisenin katılımı ile Rusya'da açılan 18. rehabilitasyon merkezi ve çocuk sahibi bağımlı kadınlara yönelik ilk kilise projesi olduğu belirtildi. Voronezh yakınlarında uyuşturucu ve alkol bağımlısı kadınlar ve çocukları için Şefkat adında ücretsiz bir Ortodoks kilisesine bağlı rehabilitasyon merkezi açıldı. Moskova Patrikhanesi'nin Kilise Meclis Bölümü Yardımseverlik ve Sosyal Hizmetler Sitesi'nin haberine göre son 4 yıl içerisinde kilisenin katılımıyla Rusya'da açılan 18. rehabilitasyon merkezi ve çocuk sahibi bağımlı kadınlara yönelik ilk kilise projesi olduğu belirtildi. Bir seferde en fazla 10 kişinin yaşayabildiği merkezde bir yıl süren bir tedavi programı uygulanıyor. Kırsal bölgedeki bu özel evde 4 yatak odası, bir danışma odası, grup dersleri için bir oda ve bir yemek odası bulunuyor. Program profesyonel psikologlar ve bağımlılık danışmanlarıyla çalışmalar içeriyor. Bölümün uyuşturucu bağımlılarıyla olan çalışmalarının başında yer alan Alexei Lazarev uzun zamandır kilise meclisinde böyle bir merkez için taleplerin olduğunu ve nihayet taleplere cevap verebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden gelen fonlarla oluşturulan rehabilitasyon merkezinin binası belediye yetkilileri tarafından sağlandı. Voronezh Episkoposluğu Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Dairesi Başkanı Peder Yevgeni Lişenyuk, merkezin çalışmalarının kadınların bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmak ve aileyi geri kazanmaya odaklandıkları yorumunu yaptı. Bugün Rusya'da uyuşturucu bağımlılarına yardım etmek için 300'den fazla kilise merkezi bulunuyor. Her yıl kilisenin desteğiyle uyuşturucu bağımlılarına yardım amaçlı en az 10 yeni yapı açılıyor.